Az önce bir ceset gömdüm. Ormanda. Dahası ben zaten ölüyüm. Ölüyüm ama başka bir bedenim. Ozan. Nereye? Bulmam gereken biri var. Ozan benim sevgilimdi. Her şeyimdi. Ama sadece sevgilim değil aynı zamanda. Aynı zamanda kahramanımdı da. Aşk iki beden arasında değil. İki ruh arasında yaşar. Kim lan? Sen kimsin? Sana ikinci bir şans veriyoruz. Yaşayacağım yani. Evet. Yalnız başka bedende. Ne? Bu durumdan kimseye, bahsedemez. Asla. Kimseye. Ne söyleyeceğim? Gidene bakalım. Edip sakin ol tamam. Anlatacağım her şeyi. Ben o zaman. Beyefendi iyi misiniz? Sana verilen işi çözmeyi başarırsan o zaman bir şansın olabilir. Geldi yine. Tipiniz. Kadir! Bir şey geldiğin yok. Dişi ucunda tuttuğun yok. İçki sende, kumar sende, karı kız sende. Dün gece bir gazeteciye çarpıp kaçmışlar. Ozan diye bir çocuk. Kim gidiyor? Ben giderim. Cinayet. Sevdiğim kadın yaşadığımı bilmiyor. Üstelik her saniye beraberiz. Elini tutamıyorum. Seni seviyorum diyemiyorum. Gözünün içine bakıyorum. Ama söyleyemiyorum. O seni seviyor mu? Da bir şeyler dönüyor. Biz de onu bulacağız. Bence bu işin boyutları çok daha fazla. Her şey yeni başlıyor. Belki de ileride daha büyük şeyler olacak. Sen tutuklanmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Sevdiğim adamın katillerini bulmaya çalışıyorum. Ben bir cinayete göz yumamam. Madem yapmadınız gidin mahkemede anlatın derdinizi. Ben Kadir komiser gibi şerefsiz de adi de yalancı da olurum. Doğru mu söylüyorsun lan? Şu çocuğumun ölüsünü öpeyim. Şimdi gireceğim, çıkacağım karşısına, her şeyi anlayacağım. Diyeceğim ki ben Ozan. Ama ben öleyim değil mi? Benim adım Başkomiser Kadir Bilmezsizse giderim bu adamı alırım. Tamam mı? Paşa paşa buraya getiririm. Sorgusunu yaparım, oradan doğru deliyim. Allah'ım nasıl bir belaya bulaştım ben yarabbim. İnsanın başına daha kötü ne gelebilir ki?